Bodrum'a 2,5 mil uzaklıkta bulunan Kardak kayalıklarında yaşanan gerginliğin ardından bölgeye bir Türk savaş gemisi ve bir hücum botu gönderildi. Gece gündüz devriye nöbetini sürdüren sahil güvenlik botları bölgede kuş uçurtmuyor. Ege Denizi'nden gelen haberlere göre Kardak kayalıkları bölgesinde iki Yunan sahil güvenlik botu tarafından yapılan kara suyu ihlaline 4 Türk sahil güvenlik botu Yunan sahil güvenlik botlarını sıkıştırma yapıp önleme manevralarıyla kovalayarak bölgeden kovdu. Bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştı. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacak. Tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk sahil güvenlik botu, Yunan sahil güvenlik botunu püskürtme manevralarını yaptığı sırada Yunan bota sürtme yaşandığını açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan, düzensiz göçmenleri sürekli Türk karasularına geri iten Yunan unsurları bu kez de ihlal ettiği karasularımızdan sürülerek çıkartıldı ifadesine yer verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama tam olarak şu şekilde. 06 Ocak 2021 tarihinde saat 10.03'te Kardak Kayalıkları bölgesinde iki Yunan sahil güvenlik unsuru tarafından kara suyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk sahil güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevralarıyla kara suyu ihlali yapan iki Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır. Türk sahil güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk sahil güvenlik botuyla Yunan sahil güvenlik botu arasında sürtme yaşanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır denildi. Yesterday at 9 p.m. in Accra, and we took 2 hours, but I'm not sure about where we set the boat. We spent 3 hours on the boat, and we had reached Greece. We saw our boat, and we saw the words where we written, like Greece, not Turkish words, so we thought that they can help us. We called them for help. They came and started following us. Then they took our engine and told us, go back, go back. They followed us until the Turkish coast guards came and Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan ilk kardak krizi tabii ki bu değil. İlk yaşanan kardak krizi Figen Akat adlı Türk gemisinin 25 Aralık 1995 tarihinde Bodrum'un 3.8 mil uzaklığındaki Kardak kayalıklarında karaya oturmasıyla başlamış. 1996 yılı Ocak ayı sonunda iki ülkeyi neredeyse savaşın eşiğine getirmişti. O tarihe kadar kimsenin dikkatini çekmeyen ve adadan çok kayalık diye tanımlanan Kardak'taki kazaya müdahale sürecinde her iki ülke bölgenin kendi karasuları içinde kaldığını öne sürdü. Yunan askerliğinin doğudaki adacığa 28 Ocak gece yarısı çıkıp bayrak dikmesi bardağı taşırdı. Bunun üzerine iki ülkenin deniz kuvvetleri adanın çevresinde konuşlandı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'in "O bayrak inecek, o asker gidecek" talimatıyla Türk SAT ve SAS komandolarının gerçekleştirdiği operasyonla 30 Ocak 1996 gecesi Batı Kardak denilen bölgeye çıkıp Türk bayrağını dikti. Bizde tek çakıl taşı verilmez. Bizde can verilir ama çakıl taşı verilmez. O zaman nedir? O zaman tek bir yol var. O bayrak inecek, o asker gidecek. Tek bir yolu var.
iki ülke silahlı kuvvetleri alarma geçti. Daha sonra ABD ve NATO'nun girişimleriyle tansiyon düşürüldü. 1 Şubat'ta adadan her iki ülke askerliğini çekti ve kriz öncesi duruma dönüldü. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır. Bu coğrafya üzerine kimse hesap yapmasın. Tek başına Yunanistan'ın Türkiye karşısında hiçbir şansı yok. Ege ve Akdeniz'deki adalarda Yunan askeri varlığı sona erer. Donanmasıyla Ege ve Akdeniz'deki adalarını aynı anda koruyamaz ve açık hedef ve av haline gelir. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntı da asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülahaza ediyorum. Batı daha önce de olduğu gibi kullanır ve bir kenara atar. Yunanistan'ın bunu görmesi gerek artık. Tabii bizim de. Akdeniz'deki manzara bunu bugün bütün açıklığıyla gözler önüne seriyor. Türkiye, Akdeniz'deki haklı çıkarlarını korumak için neredeyse tüm dünyayı karşısına almış durumda. Tarihimize bakarsanız, Türkiye'nin bunu yapmaya mecbur olduğunu da net biçimde görebilirsiniz. Türkiye, ne Oruç Reis gemimizin, ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine, bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Yunanlar 100 sene önce İngilizler tarafından Anadolu'ya sürüldüler, kullanıldılar. Şimdi yine emperyalistler tarafından sahaya sürülüyorlar. Durum bu sefer çok farklı. Türkiye 100 sene öncesinde değil. Savunma endüstrisi ve ordusu dünyanın en güçlü 10 ordusundan biri olan, operasyon kabiliyeti ve savaşma tecrübesi ilk üçe giren bir Türkiye var. Uluslararası yayınlara göre bile Türkiye'nin Akdeniz'deki duruş, vuruş ve operasyon gücü Yunanistan'ın 3 katı büyüklüğünde. Umarım Yunanistan bu kirli oyuna girmez, alet olmaz, kendini kullandırmaz. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar, Nautex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır. Nokta mı? Virgül mü? Buraya ben şimdi bir virgül koyayım. Çünkü bundan sonrası da bunun var. Ey kahpe rüzgar! Artık ne yandan eserseniz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile.